Evet arkadaşlar, şimdi sizlere altcoin'lardan nasıl hızlı bir şekilde kar yapılır veyahut da zarar yapmanın olasılıklarını nasıl en aza indirebilirsiniz, bunu şimdi sizlere göstereceğim. Bakın şimdi arkadaşlar, Binance'yi çoğunluk olarak Binance'yi kullanıyor. Altcoin'ların çoğunluğu da Binance'de. Şimdi size göstereyim. Eğer altcoin almak istiyorsanız nelere dikkat etmelisiniz? Şimdi gördüğünüz gibi bakın, Chiliz şu anda %51 çıkış göstermiş. BitTorrent de %14 bir çıkış göstermiş. Bunlardan eğer alırsanız, aldığınız takdirde para kaybedeceğiniz anlamına gelmez hemen, şans. Ama kazanma olasılığınız daha aşağıda. Ama şuna dikkat edin, almadan önce bakın, %80 daha kârda, daha avantajda olursunuz. En alta doğru gidiyoruz şimdi arkadaşlar. En altta görüyorsunuz. Burada bir SXP var en altta, %10 zarar etmiş. Matic var, %10 zarar etmiş. Hemen bu zarar etmiş olmasına rağmen hemen bunu yine almayın. Çünkü bunun geçmişini bir araştırmanız lazım. Bir haftalık geçmişi çok önemli. Nerede alacağınızı şimdi göstereyim size arkadaşlar. Bakın, Matic'i açayım size önce bakın. Matic normalinde %10 düşüş yaptı ya. Bir haftayı seçtim. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Çizgimiz burada en yüksek 0.41'i görmüş. Görüyorsunuz en yüksek 0.41 yıldızın altında bakın. Burada yani bu bir günlüğünü gösteriyor. Bir günde düşüş yapmış. Bu bir günlük düşüş alırsanız ne kadar yeşil başlangıca bakın, 0.17'den başlamış. Çok hızlı bir yükseliş göstererek zirveye gelmiş ama bir gün düşmüş. Bundan eğer alırsanız geri kar yapma olasılığınız %30'larda. Ama bunu almayın. Bunu almak için bir gün daha beklemeniz lazım. Şimdi ben size bir başkasından örnek vereyim. Aynı şekilde bakın, SXP'yi anlatalım. SXP'yi hemen açtık. Bir haftalık görüyorsunuz. Bu da yüksek bir düşüşte, yükselişte. Bu da 1,5 gün olmuş. Bak, yıldızın biraz daha ilerisinde. Ama böyle değil de %10'luk düşüş 2 gün gösterenlere bakarsanız daha kârda olursunuz. Biraz yukarı çıkıyorum. Bakın mesela şurada size şunu gösterebilirim. Komp. Mesela burada bir haftalığına bakıyorum. Nerede? Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? 424'ten gelmiş gelmiş. Burada komp yazısı var yukarıda, görüyorsunuz. Orada en zirve var. Bir tane yüksek zirve yapmış. Ortada bakın. Tam ekranın ortasında zirve yapmış. O zirveden sonra 2 gün boyunca düşüş yapmış. Yani bu ekranın ortasında, ben telefondan kullanıyorum şu anda. Telefonda görüyorsunuz. İki ekranın yani sağ ve solun tam ortasında zirve yaptıktan sonra düşüş gerçekleşmişse 2 gün, 2 gün boyunca düşüş gerçekleşmiş. Son bak görüyorsunuz 347.23 var. Ondan sonra çıkışa başlamış. Yani bugün çıkışa başlamış. Birkaç saattir, 2 saat ya da 3 saattir çıkışa başlamış. Bundan alım yapabilirsiniz. Bu 2 gün sonra alınmış ama gece alsaydınız daha karlı olurdunuz. 2 gün kaybeden, 2 gün kaybetmiş olan bir altcoin'den gece alsaydınız daha karlı olurdunuz. Ama 2 gün sonra bakın yükselişe geçmiş. Alsanız bile %75, %80 kârdasınız. Aynı şekilde görüyorsunuz. Burada bir Pakcia Key Swap var. Burada bir haftalığını seçiyorum. Görüyorsunuz 12-13. Tam ortada bak, ekranın tam ortasında 2 gün önce zirvedeymiş. 2 gündür düşüş yapmış. 2 gün sonra tekrar bak, 2 saattir bu da yükselişe geçmiş. 8.92 düşüş, en düşüş zirve. 8.92 gece düşmüş. Bu gece de olabilir, gündüz de olabilir. Şu anda gündüz, saati görüyorsunuz 14. Bu 3 saattir ya da 3-4 saattir bir tablo, yani şu son en zirve düşüşünden sonra 3-4 saatlik bir çıkış yapmış. Buradan da alırsanız %80 kârdasınız. Bunu bekleyin arkadaşlar. Eğer daha büyük şans denk getirirseniz bakın, bu tam ekranın ortasında olan zirve daha da sola kayarsa 3. gün düşüş olur. 3. gün düşüşte almış olduğunuz bir altcoin kesinlikle %100 sizi
%90 kara geçirir. Aynı şekilde bakın, çıktım oradan, neye giriyorum mesela? GRT, grip. Bakın bir haftalığına bakıyoruz. Bakın aynı şekilde ekranın ortasından 2 gün düşmüş, 2 gün sonra çıkmış. Eğer bunu alırsanız, görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu da size %80 kazanma olasılığınız, %80, ama koyduğunuz parayı %50 katlamak, yani %50 kâra geçmek %70. Ama kazanma olasılığınız %80, %90 hatta kazanma olasılığınız. Mesela 100 diyelim, 1000 euro yatırdınız. 1000 euroda eğer 50 euro ya da 100 euro kazanmak istiyorsanız, 1100 euro yapmak istiyorsanız burada %90 kazanırsınız. %90 alırsınız. Ama diyelim ki ben burada %100 kazanmak istiyorum diyorsanız, o zaman %60'larda burada aldığınız bir altcoin %60, %100 kazanmak için %50 yani. Burada aynı bu seviyeyi takip edip de alırsanız, siz de bu benim yapmış olduğum haftalık portalı takip edip de alırsanız %100 karlı çıkarsınız. Aynı şekilde bakın, size adaya gireyim. Bakın adaya. Adada da bir haftalığını açıyorum. Bakın bir haftalık. Adada 2 gün önce 1,01 Euro'dan görüyorsunuz yine düşmüş, ama şu anda neredeyse 2 gün önceki rakamı yakalamaya gelmiş. Bakın sonunda görüyorsunuz. Bunu da alırsanız kazanma olasılığınız %20. Bu çok düşük. Yani çünkü 2 gün öncekisine gelmiş yani. Buradan alırsanız daha az kazanırsınız. Bunu daha aşağılardan almanız lazımdı. Bu bugün çıkacağı kadar bayağı çıkmış yani. Biraz geç kalınmış bunu da almak için. Aynı bak, 2 günlük düşüş altcoin'im bu da. Şimdi BitTorrent'i size göstereyim. Aynı şekilde bakın. BitTorrent, önce bir çıkayım, bakın görüyorsunuz değil mi? Chiliz'den sonra BitTorrent geliyor. En çok yükseliş yapanlardan ikinci sırada. Bu da bir hafta önce, bakın bir haftalık portalını açtım. 2 gün önce zirve yapmış. 2 gün önce zirvedeyken bakın düşmüş 2 gün boyunca. Bugün gece tekrardan çıkışa bir başlamış. Eski 2 gün önceki zirvesini daha da geçmiş. 13,15 olmuş. Görüyorsunuz değil mi? Yani bunu dün gece almış olsaydınız, dün gece veyahut da sabah saat şu an 14, sabahleyin saat 6 veyahut da 8 gibi almış olsaydınız, görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? 1 saat 2 saatin içerisinde ne kadar çıkmış. Yani demek istediğim, 2 gün bekleyiş, yani düşüş gerçekleştiren bir altcoin'e girdiğiniz zaman %90 kazanıyorsunuz. Bu çalışma takvimine, yani bu çizelgeye çok dikkat edin arkadaşlar. Şimdi şu SXP'yi biraz önce gösterdim. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bak SXP'yi tekrar açayım. Bir haftalık portalını açtım. Bir günlük düşüş yapmış. Şu anda alırsanız %20, yarın da kaybedersiniz. Ondan sonra ertesi gün yükselişe geçer. Eğer ki ala almaz en erken bir şekilde kâra geçeyim, hızlı bir şekilde fazla oyalanmayayım diyorsanız 2 günlük düşüş bekleyeceksiniz arkadaşlar. Ve paranızı kaybetmemek için sabırla bekleyin. Acele etmeyin. Hiçbir zaman kaybetmezsiniz. Çünkü zaman sizin lehinize değil aleyhinize. Ne zaman içeri girerseniz, içeride paranız eğer ki düşmeye başlamışsa geri kurtarmanız zor. Ama istediğiniz her vakit paranızı tekrardan yatırabilir, yeni fırsatlar, yeni şanslar yakalayabilirsiniz. Yatırmak için çok bekleyin. Çünkü 30'un üzerinde altcoin var. İlla ki biri size yatırım yapma fırsatı sunar. Ben geç kaldım, bir an önce gideyim ve kar yapayım diye aceleden girmeyin. Zarar edersiniz. Bekleyin. En son nokta girin. Her zaman, her saat, her gün, her vakit yatırım yapmak için fırsatınız var. Geç kaldım diye acele etmeyin asla. Ve bekleyin ki daha yeni, daha iyi, daha güzel fırsatlar geçer elinize. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.